açılama töreninde emirle görüşlerinize hazırdır Sayın Bakanım. Arz ederim. Sol. Merhaba polis. Sol. Kayıp Karadağ dünyanın en yakıcı meselelerinden bir tanesinde, en önemli meselelerinden bir tanesinde yeryüzüne çok iyi bir belge bıraktı. Prijatelja poruku jedinici zajedništva po pitanju najvećeg možda ondan sonra çok başarılı güzel bir organizasyon. Burada şu anda dünya gündeminde belki bir numara sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımız bekliyoruz. Bildiğiniz gibi dün ve önceki gün İstanbul'da birçok bakan arkadaşımız, bakan yardımcısı ve uluslararası örgüt temsilcilerinin katılımıyla Budapeşte süreci 6. bakanlar toplantısını gerçekleştirdik. Bu konferansa katılan, katılımıyla bizleri onurlandıran ve konferansın aldığı kararlar üzerinde etkin değerlendirmeler ortaya koyan Sayın Mevlüdün Nohutçu, Karadağ'ın çok saygıdeğer İçişleri Bakanı ve heyetini burada bugün de Ankara'da ağırlama imkanı bulduk. Ve kendisine hem Budapeşte süreciyle ilgili katkılarından dolayı çok teşekkür ettiğimizi, ayrıca burada kendisini ağırlamaktan da büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Az önce mevkidaşım Nohutçu ile heyetler halinde hakikaten çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün yaptığımız görüşmenin karşılıklı güven anlayışının güçlenmesine ve aramızdaki dostluğun pekişmesine çok önemli katkıları olacak olduğuna inanıyorum. Bizim birçok bakışımızın ortak olduğu ve ikili ilişkilerimizin özellikle Karadağ'la Türkiye arasındaki ikili ilişkilerimizin son dönemlerde çok önemli bir ivme kazandığı ve burada da her iki ülkenin güç bulduğu belki de bugünkü şu noktaya gelişimizdeki en önemli faktördür. Karadağ'ın NATO üyeliği çok kısa zamanda başarılması diğer bölgedeki ülkeler için de teşvik edici olur. Ayrıca Karadağ'ın ekonomik ilerlemesini ve Avrupa Birliği konusundaki adımlarını da takdirle izlediğimizi ifade etmek istiyorum. Gerek Karadağ gerekse Türkiye, Balkanlarda ortak bir dış politika vizyonu gerçekleştirmektedirler. Bölgemizi, ülkelerimizi ilgilendiren birçok konuda aynı hassasiyeti paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün Sayın Bakan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizi birçok yönüyle ele alma fırsatı bulduk. Gerek güvenlik işbirliği, gerek aynı zamanda terörle mücadele, gerek düzensiz göç, gerekse de FETÖ'yle mücadele konularında fikir alışverişlerinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde de birlikte hareket etme irademizi ortaya koyduk. Özellikle Karadağ makamlarına, Sayın Bakan'ın şahsında
FETÖ ile mücadele hususunda ülkemizde göstermiş olduğu dayanışma işbirliği dolayısıyla müteşekkir olduğumuzu da ifade etmek isterim. Ve birlikte yaptığımız değerlendirmelerde hemen emniyet birimlerimiz işbirliği ortaya koyacaklar, temas oluşturacaklar ve bugüne kadar gerçekleştirilen ikili güzel adımları çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklar ve tecrübe aktarımı sağlanacak. Bugün Karadağ ile afet ve acil durum alanında işbirliğimizi çok daha somut bir zemine taşıyacağımız afet ve acil durumlara ilişkin işbirliği anlaşmasını imzalıyoruz. Doğal ve insan kaynaklı afetlerin ve diğer acil durumların sınır tanımayan etkilerini tüm dünya ülkeleri üzerinde hissetmektedir. Afet, ülkelerin siyasi durumlarını tanımamaktadır. Afetlerin ve afetle ilgili konuların zamanında ve etkili bir çözüme ihtiyacı vardır. Burada da bölgesel ve ulusal işbirliği büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye'de afet konusunda etkin ve aynı zamanda da entegre bir sistem oluşturma konusunda ciddi bir mesafe, önemli bir mesafe kaydetmiştir. Bu anlamda bu metin ülkelerimiz açısından ileriye yönelik afet risklerinin azaltılması yönünde her iki ülke için de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu işbirlikleri hem ülkelerimizin sorunlarında hem de bölgesel olarak karşılaştığımız sorunlarda çözümleri bize çok daha rahat getirecektir. Gerek Budapeşte sürecinde, gerekse de bu anlaşmanın imzalanması aşamasında Sayın Bakan'a, heyetine yapıcı tutumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem Türkiye'de hem de Karadağ'da milletlerimizi memnun edecek böyle bir anlaşmaya imza atmaktan da büyük bir onur duyuyorum. Tekrar Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyorum.